Hikmet İbrahimoğlu ve Osman Derin ile Ramazan Sohbetleri. Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Hepimizin bildiği gibi bu gece inşallah mübarek Ramazan ayı başlıyor. Hep birlikte Türk İslam alemi olarak sahur yapacağız. Yarın da ilk oruçlu günümüz olacak inşallah. Ben Mehmet İbrahimoğlu ve arkadaşım Osman Derin, Ramazan ayı boyunca sizlerle gerek Ramazan'ın faziletleri hakkında, gerekse de diğer güzel ahlaka dair konulardan kısa anlatımlarda bulunacağız inşallah. İnşallah. Öncelikle Allah tüm İslam alemine bereketli, nurlu bir Ramazan nasip etsin. Rabbimizden bunu diliyoruz. Yine Rabbimiz tüm Müslümanlar için huzura, güzelliklere vesile kılsın bu ayı. Şimdi ben de sizlere mübarek Ramazan ayı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ramazan ayında orucun farz olmasının yanı sıra bu ayı mübarek kılan özelliklerden biri de Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başlaması. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirildi. Evet, Kur'an ilk defa miladi 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesi sabaha karşı indirilmiştir biliyorsunuz inşallah. Cebrail aleyhisselam vesilesiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Alak suresi ilk 5 ayeti vahyedilmiştir. Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğini bildiren ayetin hemen akibinde ise Allah şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık oruç tutsun. Ve orucun Ramazan ayında tutulması emredilmiştir. Ramazan orucu Bakara suresinin 183 ve 184 ayetlerinin inmesiyle de hicretin 2. yılında Bedir Savaşı öncesi farz kılınmıştır. Bakara suresinin 183. ayette orucun mutlak olarak farz olduğu bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey müminler! Kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç tutmak sizden önceki kere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bu ayetlerde de bildirildiği üzere oruç İslam'ın 5 temel esasından biridir. Ve inşallah belli bir yaşa erişmiş sağlıklı kadın ve erkek her mümine farzdır. Ancak burada önemli bir nokta daha var. Bunu da hemen belirtelim inşallah. Sağlıklı ifadesi ayette de belirtilmiştir. Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağız inşallah. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ashabına yaptığı konuşmada şöyle ifade etmiştir. Sahabeden Selman el-Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın elçisi Şaban ayının son günü bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bereketli ve büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. O öyle bir ay ki Allah o ayda oruç tutmayı farz kılmıştır. Gecelerini nafile ibadetle geçirmeyi teşvik etmiştir. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Ramazan yardım etme ve isyanda bulunma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bildirdiği gibi oruç Allah'tan samimi olarak korkanlar için çok büyük bir imkandır, çok büyük bir vesiledir. Allah'a yakınlaşmak için vesile arayan müminler için bir nimettir. Allah'ın emrini yerine getirmek, Allah'ın rızası için gün boyunca güzel bir sabırla sabretmek çok güzel bir nimettir. İftar yapmak, sahur yapmak hepsi ayrı ayrı bir güzelliktir inşallah. Müslümanlar için ayrı bir ecir kapısı ayrı bir vesiledir. Müslümanlar bu ayı büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılarlar. Her attıkları adımda Allah'ı razı etmeyi, Allah'ın bildirdiği şekilde yaşamaya çalışırlar. Bunun için oruç tutmak, Allah'a yakınlaşmak için bir yoldur Müslümanlara. Bu gerçekten de Ramazan'ın insanlar üzerindeki olumlu ve şaşırtıcı etkilerinden bir tanesi. Diğer zamanlarda İslam ahlakını tam anlamıyla yaşamayan, bilmeyen birçok insan, Ramazan ayında oruç ibadetiyle birlikte pek çok güzel ahlak örneği gösteren kişiler haline gelebiliyorlar. Allah için ibadet halinde olan bir insan her konuda dikkat ve vicdanı açık hale geliyor inşallah. Dolayısıyla bu mübarek ay pek çok insanın dine yaklaşmasının, yaptığı güzel olmayan davranışlardan vazgeçmesinin daha güzel ahlaklı, daha olumlu bir insan haline gelmesine vesile oluyor. Nitekim Ramazan ayında Müslüman ülkelerde de işlerin suç oranlarında ciddi bir şekilde azalma olduğu tespit edilmiş birçok insan oruçlu olduğu için yalan söylemekten, araba girmekten, dedikodu, gıybet gibi Allah'ın razı olmayacağı düşündüğümüz
kötü ahlak özelliğinden uzaklaştığı için bu şekilde olumlu bir etkisi oluyor. Bu vesileyle belki de daha önce hiç düşünmedikleri birçok konuyu düşünür hale geliyorlar. Bu sayede zaman içinde imanlarında güçlenme meydana geliyor. Allah korkusu ve ahiret korkusu da daha da artıyor. Ahiret beklentisi içinde olabiliyorlar. Bu kişiler ve dine daha yaklaşmış, dini daha kabul ve başlamış kişiler haline geliyorlar. Hatta birçok örneği var. Ben çevremde de gördüm inşallah. Bundan sonraki hayatlarında bu kişiler daha da dindar, daha iyi insanlar olmayı niyet ediyorlar. Aslında İslam ahlakının dini daha samimi yaşamaya niyet eden, samimi yaşamaya başlayan insanlar oluyorlar. Evet, ben oruçla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Oruç bir farz ibadettir ve her Müslüman için yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Ancak ciddi kalp hastalıkları, rahatsızlığı olanlar, böbrek, tansiyon ya da şeker gibi rahatsızlığı olan kişiler mutlaka ve mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Doktor kontrolünde oruçlarını tutmalı, sağlıkları müsait değilse oruç tutmamalı bu kişiler. Bu da bize Allah'ın Bakara suresinde bildirdiği bir kolaylık ve güzellik. Ayette Rabbimiz şu şekilde buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Oruç sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Zor dayanabilen üzerine bir yoksulu doyuracak kadar fidye vardır. Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Evet, bu önemli hatırlatmayla birlikte bugünkü programımızın sonuna geldik inşallah. Yarınki programımızda oruç tutarken dikkat edilmesi gereken konulara değineceğiz. Bir de Türk İslam Birliği'nin kurulması için Ramazan ayı boyunca dua etmeyi unutmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.